Kankaya Taysözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yine sizlerle birlikteyiz. Sağlık sohbetlerimize devam ediyoruz. Artık yaza yaklaşıyoruz. Böyle Can Hoca ile ikili sohbetlerimizi de aslında ara vereceğiz yaz aylarında. Hocam tatilde sizlere kısa videolarla devam edecek. Biz gene ikili sohbetlere kışın inşallah devam edeceğiz. İnşallah. Ama Haziran'da da sohbetlerimiz devam ediyor. Kamerada Ayşe Kurdoğlu, rejide Sayın Ali Karatay hocamız. İzleyicimiz sevgili Gülten Hanım, Sayın Profesör Doktor Canan Karatay hocamız ve ben Nihal Doğan. Sizlerle birlikte yine güzel sohbetimize devam edeceğiz. Hocam nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür İyi ederim misiniz? Hocam. Sağ olun. Nasıl sağ geçiyor olun. Bahar? Çok güzel, çok şükür. Bir tarafta benim çiftçilik işleri, bir tarafta bu işler. Böyle devam ediyoruz. Çok güzel. Ama toprakta olmak kadar güzel bir şey yok. En güzel toprakta olduğumuz zamanlar, ağaçlarla, kuşlarla, böceklerle, çiçeklerle. Çiçeklerle. Yani tabiatın içinde olmak çok ayrı bir şey hakikaten. Tabii. İnsan herhalde ben ait olduğum yer hani neresi deseler ancak orası derim. Şehirde pek aidiyet hissedemiyorum ama o olmadan da olmuyor hayat böyle. Tabii ki, evet. İşte bir dengeyi bulmaya çalışıyoruz. Hocam şimdi haftalardır aslında çok sorular var. Bu en çok gelen sorulardan biri de kulak çınlaması. Bu hafta bir de baş dönmesi, vertigo. Hem vertigo hem baş dönmesiyle ilgili çok soru var. Bir de hani duyma problemleri çok arttı diyorlar bu son iki seneden sonra. Bununla ilgili özel bir video çeker misiniz diye çok istek vardı. Bu haftayı ona ayıralım istedik. Efendim nedir bu kulaklardaki çınlamanın sebebi? Önce onu sorayım size. Neyle ilişkilidir, neden olur? Duyma problemlerinin sebebi nedir? Vertigo'nun sebebi nedir? Bunlar birbiriyle ilişkili midir? Baş dönmesiyle vertigo arasında fark nedir hocam? Baş dönmesiyle vertigo arasında hiçbir fark yok. Vertigo Fransızcasıdır. Baş dönmesi Türkçedir. Yani ben hastalar da geliyor. İşte ben her zaman sorarım anamnez alırken. Baş dönmeniz var mı diye. Baş dönmem yok ama vertigom var deniliyor. Halbuki vertigo baş dönmesi demektir Fransızca. Baş dönmenin Fransızcası. Yani literatüre o zaman bir hastalık olarak mı girdi vertigo? Yani baş dönmesi. Her evet. Her baş dönmesi aynı zamanda vertigo mudur tabii hocam? Tabii ki. Ufağı da çoğu da kroniği de çok şeysi vardır. O vertigo o demek. Baş dönmesi ve baş dönmesinin birçok sebebi var tabii ki. İşte hepsi kulaktan da kaynaklanabilir. Ama şimdi gelen şikayetler hepsi kulak burun muayenesi yapılmış, kulak burun boğaz. Kulağında bir şey yok denmiş ama baş dönmesi devam ediyor. Yani konumuz o. İç kulakta olan dengesizlikler de tabii baş dönmesi yapar. Şey yapar ama onların düzeltilmesi var. Onlar hakikaten düzeltiliyor. Hani kristallerin kayması falan filan. Konumuz o değil. Kristaller normal, iç kulak normal, şey normal. Şimdi gelen sorular onu şey yapıyor, baş dönmesi çok. Şimdi baş dönmesi, yani vertigo eşittir baş dönmesi. Onu bir daha söyleyelim. Yani benim vertigom var, baş dönmem yok diyemez kimse. Tamamen yani kelime oyunu bu. Onu söyleyeyim. Baş dönmesinin en önemli sebeplerinden biri, en önemli sebeplerinden biri yani beyinden kaynaklanıyor. Yani sinir sistemi, beyindeki sinir sisteminin dengesizliğinden kaynaklanır. En önemli sebeplerden biri de kulak çınlaması, kulak uğultusu, baş dönmesi hepsi sinirseldir. Yani nöropati deriz biz buna. Bundan kaynaklanır. Kronik inflamasyon belirtisidir. Yani vücutta kronik inflamasyon olduğu zaman beyin de tabii ki doğal olarak etkileniyor kardeşim. Yani bu şey olarak bu bir. İkincisi en çok gördüğümüz baş dönmesinin sebebi su azlığı ve tuz azlığıdır. Yani mineral azlığıdır. Tuz dediysek kristal kaya tuzundan bahsediyoruz. Çin tuzundan bahsetmiyoruz. Çin tuzu tüketmek baş dönmesi yapar. Diğer tuz, sofra tuzu, rafine tuz baş dönmesi yapabilir. Yani bunlar beslenmeyle de çok büyük alakası var. En önemli sebeplerden biri de tabii ki kronik inflamasyonu başlatan en temel ögelerden biri de şeker hastalığıdır. Nöropati.
Şeker hastalığı her türlü sinir sistemini bozar. Beyni de bozar, işitmeyi de bozar, gözü de bozar. Ayaktaki nöropati diyoruz, ayak sinirlerini de bozar, hissizlik yapar. Yani onun için biz senelerden beri yazdığımız kitap bunları önlemek için. Karatay diyeti. Karatay diyeti, insülin yüksekliği ve şeker yüksekliği. Eğer kulağınız çınlıyorsa bu şeyi gösteriyor. Yani vücutta bazı şeylerin ters gittiğini ve vücut sizi uyarıyor. Bunlar mesela çok yaygın alerjilerde kulak çınlaması da oluyor. Şeker yüksekliğinde de kulak çınlaması olur. Yani bir şey yediğiniz zaman dikkat edeceksiniz. Eğer kulak çınlıyorsa ona alerjiniz var demektir. Evet. Kulak çınlaması baş dönmesinin ilk etaplarından biridir. Yani birbirleriyle bağlıdırlar. O ayrı ayrı değildir. Aynı anda olmayabilir. Aynı anda olmayabilir. Aynı anda olması da mümkündür. İleri safhalarda baş dönmesiyle beraber mide bulantısı olur veya kusma olur. O en ileri safhadır. Bir zehirlenmeyi gösterir. Bu zehirlenme de başından beri söylüyoruz. En tehlikeli zehirlenmenin başında tarım zehirleri geliyor. Böcek ilaçları dedik, böcek zehirleri geliyor. Herbisitler, fungisitler, mantar ilaçları ve pestisitler geliyor. Artık bu o kadar çok gösterildi ki ve bunlar hakkında, bunlar aleyhinde o kadar çok dava ve tazminat var ki bunların bunu yaptığı biliniyor. Onun için biz başından beri söylüyoruz. Bir de evde kullandığımız hakikaten deterjanlar çok aşırı derecede kullanılıyor. Bunlar da zehir olarak vücuda girince kulak çınlaması da yapar, baş dönmesi de yapar, baş ağrısı da yapar. Peki hocam, yani bu özellikle gelen yorumlarda, son aylarda diyeceğim çünkü birkaç aydır var bu yorumlar. Yani normal bir artıştan bahsediyorlar. Başka neyle ilişkili olabilir? Tabii son zamanlarda çok arttı, çok haklısınız. Bu koronadan sonra çok arttı. Yani virüs, viral infeksiyonlar bunu çok artırır. Ve bu koronada çok grip geçirenlerde çok olur, influenza geçirenlerde çok olur. Bunlar da çok arttı. Bir de kollara vurulan sıvılardan sonra çok arttı. Çünkü kollara vurulan sıvıların sinir sistemini bozduğu gösterildi, biliniyor. Yani en ileri derecede ensefalit yaptığı da biliniyor. İşte kalpte iltihap yaptığı biliniyor. Miyokardit, perikardit şeklinde olduğu biliniyor. Ensefalit ne demek hocam? Onu ensefalit beyin iltihabı. Beyin iltihabı. Yani beyin hücrelerinin iltihap haline ensefalit deriz. Aynı zamanda koluna sıvı vurulan kişilerde, hastalarımda karaciğerin enzimlerinin çok yükseldiği, kulak çınlaması yapar. Pankreas enzimlerinin çok yükseldiği, düzenli kontrol altına alınmış şekerlerin alt üst olduğu, bütün bunlar tabii beyni etkiliyor. Yani kulak çınlaması aslında birçok hastalıkla ilişkili, öyle mi oluyor? Yani birçok hastalık değil bunlar, belirti bunlar. Belirti, anladım. Bunlar vücutta bazı şeylerin ters gittiğinin, vücuda zehir girdiğinin, vücuda toksinlerin girdiğinin, bunlara bir eksitotoksin diyoruz. Yani nöroları sistemi ve toksik olan maddeler girdiği zaman bunlar oluyor. Eğer baş dönmemiz varsa, kulağımızda da hiçbir şey yoksa, bakılmışsa, edilmişse, bilin ki vücudumuzda ağır metaller de olabilir. İlaçlar da bunu yapıyor. Bazı ilaçlar da bunu yapıyor. Bu ilaçların da başında mesela yüksek doz aspirin kulak çınlaması yapar. Zehirlenmesidir. Bildiğimiz aspirin zehirlenmesinde kulak çınlaması çok fazla olur. Mesela diğer ilaçlar da olabilir. Antibiyotiklerle de bu çok görüyoruz bazen kulak çınlamaları. Şimdi aspirin dediniz hocam. İnsanlar bu geçtiğimiz 2 yıl sürecinde kan sulandırıcı olarak aspirini çok kullandılar. Bununla ilişkili olma ihtimali ben olabilir. Ben sanmıyorum. Çünkü çok fazla değil. Ben aspirin zehirlenmesinden bahsediyorum. Yani günde 20 tane falan alanlardan bahsediyorum. Anladım. Peki buna çözüm ne olabilir hocam? Yani bu durumda olanlara çare ne önerebiliriz? Bu durumda olanlara, yani vücuduna sıvı basılmış olanlara veya COVID geçirmiş olanlara. Şimdi efendim yeni moda çıktı, uzun COVID. Uzun COVID diye bir şey yok kardeşim. Yani bilhassa kola vurulan sıvıların etkilerinin daha ne olduğunu bilmiyoruz. Fakat bütün vücudu ve bütün hücreleri
etkilediğini biliyoruz. Herkeste de değişik bir şekilde, varyantta ortaya çıkıyor. Çıkabiliyor. Daha da ne olacağını da bilmiyoruz. Çünkü ilk defa, dünyada ilk defa uygulanan bir deney bu. Maalesef. Yani insanlar da kobay mı olmuş oluyor hocam? Olmuş oluyorlar maalesef. Evet. Evet. Yani bir arkadaşımız, meslektaşımız, hatta işte aşı olmazsanız deyip bir hayvanlara benzetti. Falan. Şimdi ne yapıyor bilmiyorum. Şey olarak. Fakat ne yapabiliriz? Bir, susuz kalmayacağız. Mineral tuz mutlaka kullanacağız. İyot kullanacağız. Bunlar vücuttan atıyor. Yani sıvıyla vücuda sokulmuş olan yabancı birçok madde var. İçin gösterildi. İnternete girip bakabilirsiniz. Şey olarak bunlar vücuttan atıyor. Dinç olacağız. Yüksek doz C vitamini çok önemli. Ama yüksek doz C vitamini ağızdan alınarak değil, hekimleriyle görüşüp damardan almaları lazım. Çünkü ağızdan alınan vitaminler mutlaka emilime giriyor, bozuluyor, karaciğere gidiyor. Karaciğer zaten bozuk. Karaciğere giriyor. Yani ağızdan mümkün olduğu kadar ilaçları ağızdan almamaya çalışmak lazım. Anladım. Vücudu korumak lazım. Yani onu damardan diyorsunuz. Ben damardan diyorum, evet. Doktor kontrolünde. Doktor kontrolünde damardan C vitamini çok önemli. C vitamini, yüksek doz C vitamini hakikaten bütün viral infeksiyonları, bakteri infeksiyonlarını çok yüksek antioksidan olduğu için şey yapıyor, önlüyor. Vücudu, hücrelerini güçlendiriyor ve de bağışıklık zırhını güçlendiriyor. Bunu anlattık kitaplarda da biliyorsunuz. Bu öyle. Antioksidanlardan şey diyoruz, asetil sistein diyoruz. Asist diye geçiyor. Şey olarak o önemli. Bir de tabii ki her zaman söylüyoruz, vücudun alkali olması. Sodyum bikarbonat. İngiliz karbonatı da çok önemli. Bunlar hep ampul olarak damardan. Ve ampul olarak. Ben gerçekten ampul olarak, çünkü ampul olduğu zaman direkt karaciğere atlayarak dolaşıma karışıyor. Karaciğerde denatüre olmuyor, bozulmuyor. Çünkü aldığımız her ilaç ebildiği zaman bir kere karaciğere gidiyor. Karaciğerde o alt üst oluyor. Değişiyor. Eğer karaciğerimiz yağlıysa tehlikeli. İşte bu kulak çınlaması, baş dönmesi dediğimiz şeyler, sadece kulak çınlaması, baş dönmesi değil. Burada dengesizlik de olabilir, hafif dengesizlik. Oturup kalkarken göz kararması oluyor. Hafif dengesizlik oluyor. Kafa bulanıklığı deniliyor. Bütün bunlar hepsi aynı şeyin adımları. Görmede bulanıklıktan şikayet. Görmede bulanıklık, duyu kaybı, duygu kaybı, tek kulakta duyma kaybı, çift kulakta duyma kaybı. Bütün bunlar vücuttaki sinirlerde toksinlerin biriktiğini gösteriyor. Fıtık da bununla ilişkili olabilir mi hocam? Fıtık da çok arttı. O da hani sinirlerle bağlantılı ya. Onun da bu... Ne fıtığı? Fıtık, yani bel fıtığı. Bel fıtığı, boyun fıtığı. Yani işte o fibromiyalji diyorlar. Yani onun ilk aşaması. Şimdi fibromiyaljinin en önemli sebebi, o da tabii bununla alakalı. O da fibromiyalji hakkında bir tane çok güzel çekmiştik, biliyorsunuz. Fibromiyaljinin sebebi ve ağrıların sebebi, vücuttaki dolaşımın bozukluğu. Hangi dolaşım? Beyaz kan dolaşımı. Lenf dolaşımının bozukluğundan oluyor. Lenf dolaşımında durgunluk varsa, akışkanlık durmuşsa bu ağrılar artıyor. Fibromiyaljinin de en önemli sebeplerinden biri lenf dolaşımının, yani beyaz kan dolaşımının bozulmasında sinirlerin uçlarında bozukluklar meydana geliyor. Fibromiyaljinin ağrısı odur. Anladım. Onun için lenf dolaşımını da güçlendirmemiz lazım. Su içerek, kristal kaya tuzu yiyerek, hareket ederek, bunlarla da bunu sağlamamız lazım. Yani beyaz kan dolaşımı da çok önemli burada. Yani o zaman fıtıkta da çünkü ameliyat çok arttı diye de yorumlar geliyor. Yani sürekli bir ameliyat şeyi var insanlarda. Kimisi safra kesesi ameliyatı çok arttı diyor, kimisi fıtık ameliyatı çok arttı diyor. Kimisi mide ameliyatı çok arttı diyor. Yani organlar gidiyor yani. Hani öyle bir yani durum var şu an. Yani bunların hiçbiri ameliyatla düzelmez. Kusura bakmasınlar. Metabolik bozuklukların hiçbiri, yok zayıflamaydı, yok mide bağlamaydı, yok şeydi.
metabolik bozuklukların hiçbiri ameliyatla, cerrahiyle düzelmez. Halkımız kanmasın, inanmaz. Yani şey olarak. Kökten çözüm gerekiyor. Evet, hücrelerinden dolaşımın düzelmesi lazım. Dolaşım. Sizin karaciğeriniz yağlıysa, karaciğeriniz eğer işlemiyorsa, ki karaciğer en önemli vücudumuzda, vücuttaki toksinleri arındıran, gerekli yağları ve proteinleri üreten, vücudumuzun her türlü ihtiyacı olan gerekli maddeleri üreten, hormonları üreten bir organımızdır karaciğer. Ve karaciğerde 13 bin türlü enzim vardır. Yediğimiz her şey kan dolaşımında hemen karaciğere gider. Hiç başka yere gitmez. Ondan sonra dolaşıma karışır. Yani vitamin, mineral, diğer ne yerseniz, her şey. O vitaminlerde, minerallerin içinde bulunan kimyasallar, o ağızdan aldığımız vitaminlerde bulunan boyalar, yediğimiz hazır yiyeceklerde bulunan kimyasallar, hazır yiyeceklerde, bütün paketlerde bulunan Çin tuzu karaciğere gidiyor. Karaciğer bunları detoks etmek için uğraşıyor ve yoruluyor ve yağlanıyor. Eğer karaciğeriniz yağlı ise kulak çınlamanız artar. Şeyden, sıvıdan sonra. Anladım. Ve Türkiye'nin %80'i karaciğeri yağlı. Yani kilo önemli değil. Zayıf kişilerde de karaciğer yağlı oluyor. O karaciğerin yorgunluğunu gösteriyor. Peki hocam, şöyle bir 10 maddede bu durumda olanlara, işte kulak çınlaması, işte görmede, duymada bozukluk, bulanıklık veya duymada azlık, baş dönmesi, mide bulantısı, işte fibromiyalji ve diğerleri, yani karaciğer hasarına bağlı, karaciğer yağlanmasına bağlı, karaciğer yorgunluğuna bağlı, bu belirtileri ortadan kaldırmak için 10 maddede çözüm üretsek, adım adım 1, 2, 3, 4 diye gitsek nedir? Bir kere su çok önemli. Tamam. Alkali su çok önemli. Tuz çok önemli. Başından beri söylüyoruz. Dengeli olarak vücuda girmesi lazım. Kristal kaya tuzu. Kristal kaya tuzu çok önemli. İyot çok önemli. 3 iyot. C vitamini, D vitamini, B vitaminleri de çok önemli. Bunları damardan alınırsa çok faydalı olur. Bunları da uyguluyoruz zaten. Bir de tabii ki doğal beslenme. Başından beri söylüyoruz. Biz yani 2011'de çıkan kitabımızdan itibaren bu olayları önlemeye çalışıyoruz. Şu olarak. Ve tabii ki en temel neden de şeker. Şeker hastalığı. Yani şeker hastası olmasak dahi, bir şey yediğimiz zaman şeker aniden fırlıyorsa o tehlikeli. Şeker hastası olması şart değil. Şu olarak. Yani onun için tatlılardan uzak duracağız. Baklavadan, börekten uzak duracağız. Pekmezden, baldan uzak duracağız. Şimdi ben bal diyorum ama senelerden beri bal diyorum ve balcılar da bana hep dava açtılar. Fakat geçenlerde siz de duymuşsunuzdur. 10 tane bal gitmiş Almanya'ya. 9 tanesi sahte olduğu çıkmış. Yani artık sağlıklı bal bulmak da kolay değil. Yok. Hepsi fabrikada üretiliyor ve bal aroması da Çin'den geliyor. Zaten hocam sizin hakiki olan hiçbir şeye karşı olmadığınızı biliyor herkes. Evet, evet. Yani siz hakiki bala da karşı değilsiniz. Değilim, tabii hakiki ki. Buğdaya da karşı değilsiniz. Hakiki tereyağına da karşı, hiçbir şeye hakiki olan, hakiki, gerçek olan hiçbir bozulmamış şeye karşı değilsiniz. GDO'lu olmayan, tabii ki onların, üstüne ilaç sıkılmamış olan, tabii, ilaç değil, zehir sıkılmamış olan. Hakiki gıdaların, hakiki yiyeceklerin hiçbir şeye karşı olmadığınızı ben gerçekten bir halk da biliyor artık. Hepimiz biliyoruz. Siz tabii uyarmak istiyorsunuz. Burada bir dikkat çekmek istiyorsunuz. Farkınız yoksa bal düşmanı değilsiniz. Ama bunu tabii ne tarafından anlamak isterse insanlar o tarafından anlıyor. Yani yoksa hakikaten yapay gıdalar, sahte gıdalar, sahte yiyecekler sarmış durumda etrafı. Ve de uyanık olmak ilk gerekiyor. Başta monosodyum glutamat dediğimiz beyni bozuyor, glutamat. Yani Çin tozu. Bütün hazır yiyeceklerin içinde var. Evet. Tatlılarda bile var. Ona bağlanıyorsunuz çünkü. İşte beyindeki uyuşukluğun, beyindeki şeyin, kulak çınlamasının, duyu eksikliğinin, yavaş yavaş dengesizliğin, halsizliğin bütün altında inanın glutamat var. Beyine toksik olduğu biliniyor. Evet. Ve de ayrıca pestisitler, herbisitler ve de fungisitler beyine hakikaten nörotoksik bunlar. Bu ve de dışarıdan gelen zehirleri vücuda sokmayacağız. Yani diğer son maddede 10.'su da sanıyorum evdeki temizlik ürünleri.
klorür, flörür, flörür, bromür. Evet, yani bilhassa bromür çok önemli. Bromür çok fazla miktarda kullanılıyor. Yani sadece yiyeceklerde değil. Hı-hı. İşte aldığımız bir yepyeni bir mobilyada da bromür var. Yepyeni bir araba alıyorsunuz, yeni kokuyor ya, o bromür kokusu işte. Hı-hı. Her şeyde maalesef bromür var. Ve bromür de vücutta hücrelere girdiği zaman çok önemli, hücreler için gerekli olan iyodun kullanılmasını vücuttan atıyor. Ve vücutta böylece bir inflamasyon ve böyle bir reaksiyon başlıyor. İşte bazıları da nörotoksik olduğu için beyinde baş dönmesi, efendime göz kararması, dengesizlik çok çok önemli. Dengesizliğin en önemli sebeplerinden biri de ileri yaşlılarda da görebiliyoruz. Hakikaten ışık karanlık görme, yani göz kapalı olması, gözümüz açık olacak. Ayaklarımızı da çok iyi jimnastik yaptıracağız, tabanlarımızı. Hareket burada. Hareket, evet. Önemli. Tabanlar çok önemli. Ayak tabanları çok önemli. Adeleler çok önemli. Hocam, iyot şimdi olmadan vücuttan ağır metalleri hiçbir şey atamıyoruz. İzleyicilerimizden gelen sorulardan biri de çok fazla. Biz Lugol'ü nasıl kullanacağız? Yani biz burada siz hep formül vermekten sakındığınızı biliyorum ben. Yani biz Lugol solüsyonu nasıl kullanacağız diye soruyorlar. Burada bir hekim olarak siz onlara ne söylemek istersiniz? Hekim kontrolünde mi kullanılmalı? Önce tahlil mi yaptırmalılar? Spot idrarda iyota mı baktırmalılar? Yani bu iyodu vücutları için nasıl uyarlayıp kullanabilirler? Nasıl bedenlerini alabilirler? Yani iyot çok önemli. Hakikaten şey olarak işte Lugol solüsyonu olacak. Yani hazır Lugol olmayan iyot solüsyonları var. Ondan bahsetmiyorum. Hı hı. Hem iyot olacak hem iyodür olacak. İkisi bir arada olacak. %5 Lugol asırlardan beri kullanılıyor. Çok çok önemli. Zaten biliyorsunuz virüs öldürür, bakteri öldürür, toksinleri öldürür. Ve bütün savaşlarda, Birinci Dünya Savaşları'nda, Amerika'daki iç savaşlarda bütün askerlerin çantalarında, sırt çantalarında Lugol solüsyonu vardı. Yaralanmalara karşı vesaire vesaire. Peki biz nasıl kullanacağız? Lugol solüsyonu %5'lik ben özel yaptırtıyorum. O damla olarak da alınabilir, vücuda da sürülebilir. Bildiğimiz tentürdiyot. Yani kafes gibi mi sürecekler? Kafes gibi sırta sürülebilir, karna sürülebilir, ağrıyan yerlere sürülebilir, çok iyi gelir. Dahili olanı belki içmek, hani için doktor kontrolü gerekebilir ama sürmek için... Hiçbir zararı yok. Yani Lugol zehirlenmesi diye bir şey olmaz. Onu nereden biliyorum, siz de bilirsiniz. Biliyorsunuz, görüntüleme ilaç vererek, kontrast vererek beyin MR'ı yapılır, anjiyo yaparız, işte böbrek çekilir. Onların içinde hepsinde iyot vardır ve yüksek dozda iyot vardır. Yani o kadar çok biz iyot veririz ki şey olarak o bir şişede Omnipak deriz. 300 miligram iyot vardır. Onun 3-4 tanesi verilir hastaya bir anda. Hiçbir şey olmasın. Onu söylüyorum. Yani onun zehirlenmesi olur. Aman çok fazlaydı, çok yüksekti. Ve de dediğiniz gibi spot idrarda. Yani bir idrarda spotta bakılır. Ama Türkiye'de yaygın olarak eksik. Yani o zaman şöyle, kafes olarak cildimize sürebiliyoruz. Ağrıyan yerlere veya işte atıyorum kolumuza, sırtımıza, göğsümüze, karnımıza, yani bacağımıza. Eskiden, yani biz çocukken öksürdüğümüz zaman sırtımıza yaparlardı böyle kafesle. Evet. Yaparlardı. Peki içmek için atıyorum bir bardak suya bir damla koyup içse insanlar. İçebilirler bir damla, iki damla, hiç korkmasınlar. Tamam. Ya bunun bir süresi var. Ama kaçırmasınlar. Var. Yani işte fazla aşırıya kaçmayacaklar. Yani kontrollü olarak atıyorum bir damla damlattı. Bu hani bir zararı olmayan bir doz herhalde. Zarar da olmaz, faydası da olmaz. Ama hiç yoktan iyi midir? Bilmiyorum. Emilime bağlı. Anladım. Emilime bağlı, evet. Anladım. Yani hastanın durumuna bağlı. Ya orada bir doktor, dahili kullanımda bir doktor kontrolü. Evet. Daha sağlıklı, daha güvenli. Daha çok, yani bir dahili mütehassısla görüşmeleri lazım. Cerrahla görüşmesinler. Peki hocam. Peki şey olarak şimdi 10 maddeyi saydık, ben tekrar edeyim. Eğer insanların karaciğeri bozuksa, yağlıysa, yorgunsa ve bu şikayetler de varsa, zaten bu bunun böyle olduğunu gösteriyor. Hani çok da sorgulamaya gerek yok. Bir, bol su içecekler. İki, kristal kaya tuzu içecekler. Üç, Lugol solüsyon, iyot kullanacaklar. Kaya tuzunun yanına İngiliz karbonatını da ekleyelim mi hocam? Tabii ki, karbonat dedik zaten. Ha, tamam, peki. Dördüncüsü C vitamini, D vitamini ve B vitaminleri dediniz.
Bunları vücutlarına alacaklar ve mümkünse damardan alacaklar. D vitamini damardan verilmez. Tamam, onu kalçadan sakıdan alacaklar. Evet, tamam, evet, kalçadan. Hepsini güzel güzel tekrar altını çizelim. B vitamini ve C vitamini damardan alabilirler. D vitamini de kalçadan iğne olarak yaptırabilirler. Evet. Dördüncüsü ne dedik? Onu tekrar şey yapalım. B vitaminleri, C vitaminleri dedik. Beslenme. Beslenme burada çok önemli. Bir kere şekerli gazlı içeceklerden uzak duracaklar. Tamam. Alkolden uzak duracaklar. Tamam. Şey olarak bütün bunlar hazır yiyeceklerden uzak duracaklar. Karaciğeri yoran hazır yiyecekler. Hı hı. Yani monosodyum glutamattan, çiğ tuzundan. Monosodyum glutamat ve mısır şurubu şekeri. Bundan uzak duracaklar. İkisi karaciğeri bozuyor efendim. Karaciğer yağlanmasını başlatan en önemli sebep fruktoz ve de mısır şurubu şekeri ve de glutamat. Monosodyum glutamat. Monosodyum glutamat, yani çin tuzu. Ve bütün hazır yiyeceklerde bu var. Evet, pestisitlerden, fungisitlerden ve herbisitlerden, yani tarım ilaçlarından, tarım ve zehirlerinden. Ve evdeki zehirlerden. Uzak duracaklar. Evde temizlik maddesi, zehirli temizlik ürünlerinden uzak duracaklar. Yani klorürden, florürden, bromürden uzak duracaklar. Ve uyanık olacaklar. Her şeyi sorgulayacaklar. Ekolojik bir yaşam sürmeye gayret edecekler, dikkat edecekler. Doğru mu hocam? Doğru. İngiliz karbonatıyla çamaşır yıkanabilir. Sirkeyle de bulaşık makinesine koyulabilir. Sirkeli su demiyorum. Sirkenin kendisinden bahsediyorum. Hastalar bana soruyor, beyaz mı, sarı mı, kırmızı mı? Hangi sirkeyi kullanırsan kullan. O ısırıldığı zaman zaten rengi falan kalmıyor. Beslenme olarak da Karatay diyetini uygulayabilirler. Zaten bu kitap bunlar için yazıldı. Değil evet mi? Doğru söylüyoruz. Karatay diyetinde zaten haftalık bir haftalık örnek beslenme menüsü de var. Ve oradan hayatlarına uyarlamamış olanlar uyarlayabilirler. Doğru evet mudur hocam? Bence çok önemli. Hakikaten su içmek çok önemli. Hazır yiyeceklerden uzak duracaklar. Hazır yiyeceklere bomba gibi uzak duracaklar. Yani çok çok tehlikeli. Karaciğer yağlanması. Sadece karaciğer yağlanmıyor. Pankreas da yağlanıyor. Karaciğer, pankreas, tiroid hepsi bir arada. Ama karaciğer bütün yük karaciğerde. Çünkü yediğin, içtiğin ilaçlar da dahil, her türlü ilaç, hormonlar da dahil parçalanıp karaciğere gidiyor. Siz sanmayın ki ben o ilacı aldım, antibiyotiği aldım hemen etki etti. Karaciğerde o halloluyor, ondan sonra vücuda dolaşıma giriyor. Yani Türk halkının karaciğeri yorgun. Biraz o karaciğere bakmamız lazım hocam, doğru mu? Anlıyoruz evet bunları. Özetle benim anladığım bu. Aynen, aynen. Halkımızın evet genel anlamda farkında olarak ya da olmayarak, belki yani teşhis edilmiştir. Belki kimisi biliyordur. Hani karaciğeri yağlı olduğunu ama bilmeyen de çok insan var. Canım şurası biraz şişse eğer karaciğeri şeydir ve de tabii bunun da diğer bir nedeni de kabızlık. Yani bakın hepsi birbirine bağlı. Beyinden, kabızdan, karaciğerden ayrı değil hiçbiri. Onu anlatmaya çalışıyoruz. İnsanlar kendi vücutlarını tanısınlar. Yani bağırsaklarda da eğer kabızlık varsa orada da kötü maddeler emiliyor, karaciğere gidiyor. Karaciğer daha çok yoruluyor. O onu tetikliyor, onu tetikliyor. Ağzınıza sağlık hocam. Yani aslında kendi kendimizin hekimi olmak, sizin en başından beri bahsettiğiniz gibi. Buna özen göstereceğiz. Bunun için okuyacağız, sorgulayacağız. Vücudumuzu tanıyacağız. Vücudumuzu tanıyacağız. Yani gayet basit. Bir şey yediğimiz zaman, bakın bir daha söylüyorum. Herhangi bir şey yediğimiz zaman kulağınız çınlıyorsa bilin ki ona alerjiniz var. Veya bir şey yediğiniz zaman bulantı oluyorsa, gaz, şişkinlik oluyorsa vücut onu istemiyor demektir. Verme bana bunu diyor. Evet, yani vücudu dinlemek lazım. Ama anneler, babalar, çocuklar benim çocuğum aç doymadı diye tıktı. Çocuk eğer istemiyorsa vücudu kabul etmiyordur onu. Bir de biz görselci bir toplum olduk hocam. Yani dış görüntüye çok aldanıyoruz. Maalesef. Yani işte bakıyoruz aman zayıf mı, tamam bu güzel sağlıklı, öyle bir algı var. İşte kiloluysa tamam tük kaka. Hani böyle işte tırnak içerisinde. Bir dışlama var. Yani hani aslında işte markete gittiğimizde parlak görünen şeyleri insanlar hoş zannediyor. İşte bu diyor tamam güzel görüntü, güzelse içi de güzeldir. Ama öyle değil hakikat. Biz içini sorgulamamız, kalitesini sorgulamamız, her şeyin kalitesine bakmamız lazım. Evet. Giydiğimizin de, yediğimizin de. Yediğimizin de, vücudumuzun da. Vücudumuz. Hemen gidip tiroidimizi aldırmayalım. Hemen gidip safra kesemizi aldırmayalım. Hemen gidip reflü için ameliyat yaptırmayalım. Çok rica ediyorum.
Mide botoksu biliyorsunuz. Yani iki tane hastane mi sağlık şeysi kapandı. Bunlar hepsi para tuzakları. Yani o insanın, o genç insanların sağlığı için değil. Bunu artık lütfen ben uyarıyorum. Aklımızı başımıza alalım. Evet. Ve bu hastalıkların, yani mesela baş dönmesi diyoruz, kulak çınlaması diyoruz. Veya mide bulantısı diyoruz. Veya işte göz kararması dediniz biliyorsunuz. Bunların hiçbiri ilaç eksikliğinden değil, hormon eksikliğinden değil. Bir daha söylüyorum. Hiçbiri ilaç eksikliğinden, hormon eksikliğinden değil. Gözler çok önemli. Bilhassa diyabetlilerde gözler çok önemli. Retinopati diyoruz, katarak diyoruz. Eğer katarak varsa, eğer göz şeysi varsa bunların altında şeker hastalığı var. Şeker yüksekliği, insülin yüksekliği bu göz bulanıklıklarını yapıyor. Göz bulanık olunca da dengesizlik olur. Ve baş dönmesi de o zaman da yine başlar. Hepsi birbirine zincir halinde. Hepsi zaten insan vücudu bir okyanus. Hepsi dengeli olacak, domino gibi. Bir tanesi yıkılınca hepsi horur diye gidiyor. Ama hiçbiri ilaç verince düzelmez. Hiçbiri hormonla düzelmez. Daha da beter olur. Çünkü o ilaçlar da, o hormonlar da yine karaciğere gidiyor, karaciğeri yoruyor. Estetikle de düzelmez. Bir de tabii estetik. Estetiğe hiç girmeyelim. Hocam ama herkes girmiş durumda. Toplumun çoğunluğu maalesef. Bir de o taraf var tabii. Hani tabii işte görselci bir toplum olduk dememin sebebi o. Mide botoksu yapıyorlar. Botulizm çıktı. Bugün Dünya Sağlık Organizasyonu'nun raporu geldi bana bu sabah. Müthiş. Avrupa'da botulizm başlamış. Neden? Botoks. Botokslarda. Yani yüzdeki botokslar şimdi mideye kadar ilerledi. Her yerde kullanılıyor ve botulizm en tehlikeli hastalık, ölümcül. Ölen çok insan oldu. Ve Almanya'da ve İngiltere'de Türkiye'ye mide botoksu için gitmeyin diye uyarılar olmaya başladı. Birkaç aydır var hocam. Birkaç aydır var, evet. Birkaç aydır var. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Nasıl bitirelim bu programı? Herkes kendini bilsin. Kendini bil kendini. Kendini bilmez ise patlatırlar enseni diyelim. Ağzınıza sağlık hocam. Çok sağ olun. Efendim bir sonraki haftaya kadar sağlıcakla kalın, sağlıkla kalın. Sağlığınıza bakın, kendinize bakın. Hoşça kalın.